Merhaba arkadaşlar, ben Eray. PHP derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde PHP'deki karşılaştırma operatörlerini işleyeceğiz. Karşılaştırma operatörleri nedir? Arkadaşlar, iki değişkenin birbirine karşılaştırmak için kullanıyoruz. Neden buna ihtiyaç duyuyoruz? Yazacağımız programlarda algoritmalar kuracağız ve bu algoritmaların işleyebilmesi için if koşullarından da sıklıkla faydalanacağız. Bu if koşullarında da karşılaştırma operatörlerini sıklıkla kullanacağız. Mantıksal operatörleri ise sonraki dersimizde işleyeceğiz. Orada da bu karşılaştırma operatörleri ile beraber nasıl kullanılacağını öğreneceğiz. Şimdi ilk önce PHP'de yer alan karşılaştırma operatörlerin ne olduğuna bakalım. Zaten arkadaşlar, ben bu eğitim serisini daha önce programlama bilmeyen kişilere yönelik anlatıyorum. O yüzden bu tarz temel konuları da işliyorum. Evet arkadaşlar, eğer iki tane eşittir varsa, bu iki değer eşitse true değerini verir. Eğer bir ünlem ve eşittir varsa eşit değildir demek. Eğer bu değerler eşit değilse true verir, eşit ise false verir. Bu da aynı işlevi görüyor. Bu arkadaşlar 3 eşittir. Bu aynı değer ve veri türü aynı ise true veriyor. Aynı değer farklı veri türü ise ya da aynı tür farklı değer ise false verir arkadaşlar. Burada ise aynı tür ve aynı değere sahip değilse true verir. Eğer aynı türe sahip ama aynı değere sahip diyelim, bu sefer arkadaşlar false verir. Küçükse, A'nın değeri B'den küçükse true'yu verir. A'nın değeri B'den büyükse false verir. A'nın değeri B'den büyükse true verir. A'nın değeri B'den küçükse false verir. Bir de küçük eşittir var arkadaşlar. A'nın değeri B'den küçük veya eşitse true verir. A'nın değeri B'den büyük ise, büyük ve yani eşit olmayacak arkadaşlar burada, false veriyor. A'nın değeri büyük eşittir ise B'den true verecek. A'nın değeri B'den küçük ise false verecek. Bu da karşılıklı karşılaştırma. Evet, şimdi birer örnek ile bunları gerçekleştirelim. Ben arkadaşlar A 10 diyorum, B 10 diyorum. Şimdi bunları if koşullarında kullanıyoruz. A eşittir B diyorum. Burada arkadaşlar A ve B eşittir diyelim. Yes diyelim. A ve B eşit değildir diyelim. Şöyle gelelim. Gördüğünüz gibi A ve B eşittir dedim. Fakat ben bunların değerini değiştirirsem else kısmı çalışacak çünkü eşit değil. Şimdi bunu ben eşit yapıyorum. Buraya yorum satırını alalım arkadaşlar. If diyorum. A eşit değildir B. Echo diyorum. A ve B eşit değildir. Bakın buraya eğer bu koşul doğru ise true veriyor. Doğru olduğu zaman benim buradaki if koşulum çalışacak. Ama false yanıtını verirsem else çalışacak. Else diyorum. Echo diyorum. A ve B eşittir diyelim. Bakın A ve B eşittir dedi. Else kısmı çalıştı. Ama eşit değilse burası çalışacak. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Vardım diyelim. Echo diyelim. Bakın arkadaşlar, bool'un true verdi. Gördünüz mü? Yani 10 eşittir 10 ise true'ye. Burada da arkadaşlar 10 eşit değilse 11 ise false. Peki bunu eşit yaparsak ne olur? Arkadaşlar burası false verecek. Çünkü ben burada karşılaştırma şartımı eşit değilse true ver olarak ayarlamışım. Tamam. Bakın bu sefer burada da eşitlik sağlandığı için burası true oldu. Şöyle değiştirdiğim zaman hop tam tersine döndü.
Tamamdır. Devam edelim arkadaşlar. Sonrakine. Şu da aynısı. İş diyelim. Eko, vardum diyelim. A ve B diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eşit değil. False verdi. Eşit olunca false verdi. Eşit değilse true verdi. Aynısını ekrana yazdı. Tamamdır. Uzun uzun ifleri yazmayacağım. Burada 10 eşit değilse 11 false verir. 10 eşit. 10 ise şöyle true'ye. Bu metin dosyalarını ben paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. PHP dosyalarını. O yüzden buraya not alıyorum. Tamamdır. Şimdi eşit dilleri görüyoruz. Burada tür aynı tür ve aynı değere aitse bunu nasıl şey edebiliriz? Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Sizler şöyle bir durun. C diyelim true olsun. D diyelim 1 olsun. Echo diyorum, vardım diyorum. C eşittir eşitse D diyelim. Bakın bu false dedi. Aslında true'nun değeri 1'dir. Ancak bunlar farklı veri türünde olduğu için. Ancak ben şunu iki veri türü aynı değerde olsaydı arkadaşlar ne olacaktı? True verecekti. Şunu mesela false yaptım. Gördüğünüz gibi false verdi. Burada dediğim gibi eğer böyleyse false verir. O zaman ne diyelim? True eşittir 1 ise bu false verir. 1 eşittir. 1 ise true verir. Yani burada arkadaşlar hem değişkenimin tuttuğu değer hem de veri tipi aynı olmak zorunda. Aynı olayı şeyde yapalım. Echo var dump C. Bu sefer eşit değilse arkadaşlar diyorum. Bakın eşit olmadığı için false verdi. Ancak eşit olsaydı hem değeri hem türü false değerini verecekti. O zaman burada true'ye ve true'ye ise false verir. True'ye 1 ise true'yu verir arkadaşlar. Şununla çalışma mantığı aynı. Sadece burada veri türleri de aynı olmak zorunda. Bu şekilde hafızada tutabilirsiniz. Bunları şöyle bir yorum satırına çevirelim. Hop burası kapanmış. Şimdi küçüktür ve büyüktürlere işleyelim. A'mın değerine 20 diyorum arkadaşlar. B'min değerine de 25 diyorum. Echo diyorum, vardım diyorum. A küçüktür, B diyorum. Bakın true'ye verdi. Ancak ben B'min değerini küçültürsem 12 yapalım. Gördüğünüz gibi false verdi. Yani burada A 20 küçük 25 ise true verir. 20 küçük 12 ise false verir arkadaşlar. Devam edelim. Büyüktürü de işleyelim. Şöyle eşittir işleyelim ilk önce. Çünkü bunu göstermek istiyorum. Bakın false verdi. Arkadaşlar ikisi aynı değerde olursa true veriyor. Küçüktür de ikisi aynı değerde olursa yine false verir. Bunu unutmayın. Eğer aynı değere aitse ve A B'den küçükse eşittir koymanız gerekiyor. Bu durumda arkadaşlar true'yu sonucunu verecek. Ancak burası büyük olursa maalesef false verir. Yani burada ne oluyor arkadaşlar? 20 küçük eşit 20 true verir. 21 eşit 20 false verir. 19 küçük 20 ise true verir arkadaşlar. Mesela 19 diyorum buraya.
yine aynı şekilde true verecek. Şimdi gelelim küçüktür işlemlerine. Büyüktür işlemlerine. A büyükse B'den. Bakın A'nın değeri B'den küçük. Şu an false verecek. Ancak A'mın değerini büyütürsem arkadaşlar true verdi. Gördüğünüz üzere. O yüzden ne yapıyoruz? 21 büyükse 20'den true'ye 19 diyelim. 20 false oluyor. Şimdi eşittir'i de işleyelim. Echo vardum diyorum arkadaşlar. A büyük eşitse B'ye. Şu an arkadaşlar bu true verecek. Çünkü 21 20'den büyüktür. Eşitleyelim bunu. 20'ye. İkisini de. Bakın yine true verdi. Çünkü hem büyük hem eşittir ise true ver dedik. Fakat ben bunu arkadaşlar şöyle arttırırsam artık bana false verecek. 20 büyük eşittir 20 ise false. Arkadaşlar bunlarla ilgili bolca uygulama yapın. Çünkü sıklıkla kullanacağız bunları. Bir de şunu işleyelim arkadaşlar. A diyorum, 20 diyorum, B diyorum, 20 diyorum. Echo diyorum, vardum, A, B diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eşit ise ikisi 0 çıktısını verdi. A'yı arttırdığım zaman 1 değerini verdi. Bunu da arttırıyorum arkadaşlar. Burada da eksi 1 değerini verdi. Yani arkadaşlar bu integer değer veriyor. Olay şu. Eğer ikisi de eşit ise bu arkadaşlar 0 değerini veriyor. Eğer arkadaşlar şuradaki işlem başarısız olursa bu bize 1 değerini verir. Bu da bize eksi 1 değerini verecek. Deneyelim. Bakınız bu şekilde de kontrollerinizi yapabilirsiniz. Evet. Karşılaştırma operatörlerinden kısaca bahsettim arkadaşlar. Bunlarla ilgili çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Koşullara geçtiğimiz zaman da zaten sıklıkla kullanacağız. Anlamadığınız yerler olursa yorum atarak sorabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.